52. bölüm. John dağın sırtında kayan bir yıldız gibi parlayan ateşi görebiliyorlardı. Diğer yıldızlardan daha kırmızıydı. Göz kırpmıyordu ama bazen öfkeyle alevleniyor, bazen de uzak bir kıvılcıma dönüşüyordu. Mat ve belli belirsiz. "Yarım milileri de ve 600 metre yukarıda," diye tahmin etti John ve aşağıdaki geçitte hareket eden her şeyi görebilecek kusursuz bir noktada. Çoğuluk geçirdiğinde gözcüler, dedi içlerinde en yaşlı olan adam. Gençliğinde bir kralın yaverliğini yapmıştı. Bu yüzden kara kardeşler ona hala yaver Dalbridge diyordu. Mansreder'ın korktuğu şey nedir? Merak ediyorum. Bir ateş yaktıklarını bilseydi zavallı pişlerin derisini üzerdi. dedi Eben, kaya gibi kasları olan budur bir adamdı. Buralarda ateş hayat demektir, dedi Corin Yarımel ama ölüm anlamına da gelebilir. Yarım elin emriyle dağlara girdiklerinden beri ateş yakmıyorlardı. Soğuk tuzlu et, sert ekmek ve ekmekten daha sert peynir yiyorlardı. Üstlerinde giysileriyle kat kat cübbelerin ve kürklerin altında kıvrılara koyuyor, birbirlerinin vücut ısısına minnet duyuyorlardı. Bu durum uzun zaman önce kış yarında kardeşleriyle aynı yatağı paylaştığı geceleri hatırlatıyordu Jonah. Bu adamlar da onun kardeşleriydi ama paylaştıkları yatak taş ve topraktı. Boruları vardır, dedi taş yılanı. Asla üflememeleri gereken bir boru, dedi Yarımel. Gece için epey zalim ve uzun bir tırmanış bu, dedi Yabın Sığındıkları kayalıkların arasındaki yarıktan uzaktaki ateşe bakarken. Gökyüzü bulutsuzdu. Simsiyah sivri dağlar en tepeye kadar yükseliyor, Zirvelerindeki kardan yapılmış soğuk taşlar ve buz ay ışığında hafifçe parlıyordu. Ve daha uzun bir düşüş, dedi Corin Yarımel. Sanırım iki adam. Tepede nöbeti paylaşan iki adam olması muhtemel. Ben, taş dedikleri korucu gruptaki en iyi tırmanıcı olduğunu çoktan kanıtlamıştı. Görev onun olmalıydı. Ve ben, dedi Johnsonov. Snow. Corin Yarımel John'a baktı. John tepelerindeki yüksek geçitte titreyen rüzgarın inlemesini duyabiliyordu. Atlardan biri kişnedi ve sığındıkları kaya boşluğunun ince taşlı toprağını eşeledi. Kurt bizimle kalacak, dedi Corin. Beyaz tüyleri ay ışığında rahatlıkla görülebilir. Taş yılanına döndü. İş bittiğinde aşığı yanan bir odun parçası atın. Onu gördüğümüzde biz de geleceğiz. İşe başlamak için şimdiden daha iyi bir vakit yok, dedi taş yılanı. Her ikisi de uzun birer halat rodası aldı. Taş yılanı bir torba büyük çivi ve başı kalın keçeyle sarılmış küçük bir çekişte taşıyordu. Küçük atlarını, miğferlerini, örgü zırhlarını ve hayaleti arkalarında bıraktılar. John ayrılmadan önce ulu kurdun yanına diz çöktü. Kal, dedi. Geri döneceğim. Taş yılanı önden gitti. Kısa ve inceydi. Ellisine yaklaşmıştı. Sakalları grileşmişti. Ama göründüğünden daha güçlüydü. Ve John'un tanıdığı en keskin gözlü adamdı. Bu gece o gözlere ihtiyacı olacaktı. Ayazla boyanan dağlar gündüzleri mavi griydi. Ama güneş sivri tepelerin ardında yok olduğunda siyaha dönüşüyorlardı. Ve şimdi doğan ay dağları beyaz ve gümüş renklerle aydınlatıyordu. Kara kardeşler nefesleri kara gecede donarken kara kayaların ortasındaki kara gölgelerin arasından geçip dik ve kıvrımlı patikayı tırmanmaya başladı. John üstünde zırhı yokken kendini çıplak hissediyordu ama zırhın ağırlığını özlemiyordu. Tırmanış zor ve yavaştı. Acele etmek, kırık bir bilek belki de daha kötüsü demekti. Taş yılanı ayağını nereye koyacağını insiyaki olarak biliyormuş gibi görünüyordu. Ama John çatlaklarla dolu engebeli zeminde çok daha dikkatli olmak zorundaydı. Çığlık geçidi yukarı çıkıp rüzgarın aşındırdığı buzlu zirvelerin çevresinden dolaşan, aşağı inip çok ender güneş alan vadelerin arasından geçen uzun ve karımlı bir dizi geçitten oluşuyordu aslında. John ormandan ayrılıp tırmanışa başladıklarından beri kendi grubundakilerin dışında canlı adama rastlamamıştı. Ayaz Diş, tanrıların yarattığı en zalim yerlerden biriydi ve insanları düşmandı. Rüzgar burada bıçak gibi kesiyordu ve evladı katledilmiş bir annenin ağıdı gibi çığlık atıyordu. Gördükleri 3-5 ağaç bodurdu. Yarıkların ve çatlakların kenarında büyüyen grotesk şekillerdi. Yuvarlanmış kayalar patikanın üstünden sarkıyor, üstlerindeki buz saçakları uzaktan uzun beyaz dişler gibi görünüyordu. John Snow her şeye rağmen geldiğine pişman değildi. Burada da harikalar vardı. Dik taş uçurumlarının dudaklarından dökülen, incecik buzlu şelalelerin üstünde parlayan güneş ışıklarını görmüştü ve yabani sonbahar çiçekleriyle dolu bir dağ çimenliği, mavi kar gülleri, kırmızı buz ateşleri, kızıl ve altın renkli boru otları, bir cehenneme indiği muhakkakmış gibi görünen dar ve derin yarıkların içine bakmıştı. Küçük ile birlikte her iki yanında da gökyüzünden başka bir şey olmayan, rüzgarın aşındırdığı doğal taş bir köprüden geçmişti. Kartallar tepelerde yuva kuruyor, avlanmak için vadilere iniyorlardı. Hiç çaba harcamadan çemberler çizerek uçarken mavi-kırıyı kanatları gökyüzünün bir parçası gibi görünüyordu. Bir keresinde bir koçu takip eden gölge kedisini izlemişti. Gölge kedisi avının üstüne atılmaya hazır olana dek dağın yamacından sıvı duman gibi akmıştı. Şimdi avlanma sırası bizde. O gölge kedisi kadar kendinden emin ve sessiz hareket edebilmeyi isterdi ve onun kadar hızlı öldürebilmeyi. Uzun pençe sırtındaki kının içindeydi ama kılıcı çekebilecek kadar geniş bir alanı olmayabilirdi. Daha önce işler için bir kama ve hançer taşıyordu. Düşmanın da silahları olacak ve ben zırhlı değilim. Gecenin sonunda kimin gölge kedisi, kimin koç olacağını merak etti. Uzunca bir süre patikada kaldılar. Dağın etrafında bir yılan gibi ilerleyen kıvrımları ve dönemeçleri takip ettiler. Yukarı, hep yukarı. Dağ zaman zaman kendi üstüne kapanıyordu ve ateşi göremiyorlardı. Ama ateş er ya da geç tekrar ortaya çıkıyordu. Taş yılanının seçtiği yolda atlar işe yaramazdı. John bazı yerlerde sırtını soğuk taşlara dayayıp bir yengeç gibi yanlamasına yürüyerek santim santim ilerlemek zorunda kalıyordu. Patika genişlediği yerlerde bile tehlikeliydi. Bir adamın bacağını rahatlıkla yutabilecek çatlaklar, kolayca tökezletecek çıkıntılar, gündüzleri su gölcüklerine, geceleri sert buz tabakalarına dönüşen çukurlarla doluydu. Bir adım, ardından bir adım daha, dedi John kendine. Bir adım, ardından bir adım daha ve düşmek yok. İlk insanların yumruğundan ayrıldıklarından beri tıraş olmamıştı ve dudağının üstündeki tüyler dolmuştu. Tırmanışa başladıklarının ikinci saatinde rüzgar öyle şiddetli esiyordu ki, John'un bütün yapabildiği kamburlaşıp kayalara yapışmak ve dağdan aşağı itilmemek için dua etmekti. "Bir adım, ardından bir adım daha." diyerek devam etti. Bora biraz sakinlediğinde bir adım, ardından bir adım daha ve düşmek yok. Kısa zaman sonra öyle yüksekteydiler ki en iyisi aşağı hiç bakmamaktı. Aşağıda ağzı açık karanlıktan, yukarıda aydan ve yıldızlardan başka hiçbir şey yoktu. Bu da senin annen demişti taş yılanı birkaç gün önceki daha kolay bir tırmanış sırasında. Ona yapış, yüzünü göğüslerine bastır, böylece seni düşürmez. John, annesinin kim olduğunu hep merak ettiğini, ama onu ayaz dişte bulacağını hiç aklına getirmediğini söyleyerek şaka yapmıştı. Bu şaka hiç komik gelmiyordu şimdi. Bir adım, ardından bir adım daha diye düşündü sıkı sıkı tutunarak. Dar patika dağın gövdesinden dışarı çıkan devasa bir siyah granit bloğuyla aniden kesildi. Granitin gölgesi parlak ay ışığından sonra öyle siyah görünüyordu ki insan kendini bir mağaraya girmiş gibi hissediyordu. Buradan diptik yukarı," dedi korucu sessizce. "Onların tepesine çıkmalıyız." Eldivenlerini çıkardı, kemerine sıkıştırdı. Halatın bir ucunu kendi beline, diğer ucunu John'unkine bağladı. "Halat iyice gerildiğinde peşimden gel," dedi. Korucu bir cevap beklemeden hemen tırmanmaya başladı. Parmaklarını ve ayaklarını kullanarak John'un inanamadığı bir hızla yukarı çıkıyordu. Uzun halat ağır ağır açılıyordu. John korucuyu dikkatle izliyor adamın nasıl ilerlediğini ve ellerini koyduğu çıkıntıları nerelerde bulduğunu zihnine not ediyordu. Halatın son büklümü de açıldığında eldivenlerini çıkardı ve korucuyu takip etti. Ondan çok daha ağır hareketlerle. Taş yılanı halatını üstünde beklediği kayanın sivri ve pürüzsüz bir çıkıntısına sardı. Ama John yanına gelir gelmez tekrar boşaltıp tırmanmaya devam etti. Halat tekrar gerildiğinde ucunu bağlayacak uygun bir çıkıntı yoktu bu defa. Taş yılanı başı keçeyle sarılmış çekicini alıp kayadaki bir çatlağa çok hafif vuruşlarla bir çivi çaktı. Çıkan ses yumuşak olmasına rağmen kayaların üstünde öyle yankılanıyordu ki John her darbede gözlerini kırpıştırıyordu. Sesleri yabanıların da duyduğundan emindi. Taş yılanı çatlağa sağlamca gömülen çiviye halatı doladı ve John adamın peşinden tırmanmaya başladı dağın göğüslerine hem diye hatırlattı kendine. Aşağı bakma, ağırlığını ayaklarına verme. Aşağı bakma, önündeki kayaya bak. Bu çıkıntıya tutunabilirsin. Evet, aşağı bakma, şu kayanın düzlüğüne soluklanabilirsin. Tek yapman gereken ona ulaşmak. Asla aşağı bakma. Ağırlığını ayağına verince kaydı ve kalbi göğsünün içinde durdu. Ama tanrılar merhametliydi, düşmedi. Kayanın soğuğunun parmaklarının içine sızdığını hissediyordu. Fakat eldivenlerini giymeye cesaret edemezdi. Ellerine ne kadar sık otururlarsa otursunlar, eldivenler kayardı. Derisiyle kayaların arasında hareket eden kumaş ve kürk bu yükseklikte ölüm anlamına gelirdi. Yanık eli katılaşıyordu ve sancımaya başlamıştı. Sonra bir şekilde baş parmağının tırnağı koptu ve elini koyduğu her yerde kan izleri bıraktı. Bu tırmanışın sonunda hala bütün parmaklarına sahip olmayı umut etti John. Yukarı gittiler ve yukarı ve yukarı. Ay ışığının aydınlattığı kaya duvarında sürünen kara gölgeler. Aşağıdaki geçidin üstündeki herkes onları rahatlıkla görebilirdi. Ama dağ onları ateşin başındaki yabanıların gözlerinden saklıyordu. Artık yaklaşmışlardı. John hissediyordu. Buna rağmen onu bekleyen gafil düşmanları değil, kış yarındaki kardeşini düşünüyordu. Bran tırmanmayı ne çok severdi eskiden. Onun cesaretinin onda birine sahip olmayı isterdim. Tırmanışın üçte ikisine geçtiklerinde, kaya duvarı eğri büğrü, buzlu bir yarıkla kırıldı. Taş yılanı John'a yardım etmek için elini uzattı. Eldivenlerini giymişti. John da aynısını yaptı. Korucu başını sola çevirdi. Sonunda uçurumun kenarındaki turuncu ateşi görene dek yarık boyunca 300 metre kadar emeklediler. Yabanıllar gözcü ateşini geçidin en dar yerindeki sığ bir çukurda yakmıştı. Aşağısı dik uçurumdu. Arkalarındaki kaya sert rüzgardan korunmalarını sağlıyordu. Kara kardeşler aynı rüzgar seferi sayesinde öldürmeleri gereken adamların yaklaşık bir metre tepesine gelene kadar karınlarının üstünde süründü. Biri iyice kırılarak bir kürk yığınının altına gömülmüş uyuyordu. John alevlerin ışığında adamın parlak kızıl saçlarından başka bir şeyini göremiyordu. İkincisi ateşin başında oturuyordu. Alevleri ince dallar ve çerçöple besleyip aksi bir ses tonuyla rüzgardan şikayet ediyordu. Üçüncüsü görülecek çok az şey olmasına rağmen dağın karlı omuzları ile çevrelenmiş karanlık dolu uçsuz bucaksız bir kaseye benzeyen geçidi gözlüyordu. Boru gözcünün elindeydi. 3. John bir an için emin olamadı. Sadece iki adam olması gerekiyordu. Biri uyuyordu gerçi. Görevini yerine getirmek zorundaydı. Taş yılanı omzuna dokunarak savaş borusu olan yabanılı gösterdi. John başı ile ateşin yanındaki adamı işaret etti. Öldürmek için adam seçmek kendini tuhaf hissettirmişti. Hayatının yarısını bu ana hazır olmak için kılıç ve kalkanla geçirmişti. İlk mücadelesinden önce Rob da böyle hissetti mi acaba diye merak etti. Ama sorunun cevabını düşünmek için vakit yoktu. Taş yılanı adına yakışacak kadar hızlı hareket ediyordu çakıl taşları yağdırarak yabanaların tepesine atladı. John uzun pençeyi çıkarıp korucuyu takip etti. Her şey bir kalp atımı zamanda olmuştu sanki. John ilk önce bıçağına davranmak yerine borusuna uzanan yabanalın cesaretine daha sonra hayranlık duyabilirdi. Adam boruyu dudaklarına götürdü. Ama daha üfleyemeden taş yılanı bir kısa kılıç darbesiyle boruyu kenara fırlattı. John'un seçtiği adam ayağa sıçrayarak yanan bir odun parçasını hasmının yüzüne savurdu. John geri çekilirken alevlerin sıcaklığını hissetmişti. Uyuyan adamın döndüğünü gözünün kenarı ile gördüğünde kendi adamının işini bir an önce bitirmek zorunda olduğunu biliyordu. Alevli odun tekrar savrulduğunda piç kılıcını iki eliyle birden savurdu. Valeria çeliği derinin, kürkün ve etin içine girdi. Fakat yabanıl düşerken bedeni döndü. Kılıç John'un elinden kurtuldu. Uyuyan adam kalkmıştı. Postların altında oturur halde duruyordu. John kamasını çıkardı. Yabanılı saçlarından yakalayıp bıçağın ucunu çenesinin altına bastırırken adamın, hayır, kadının elleri dondu. Bir kız, bir gözcü dedi Taşlılanı. Bir yabanıl işini bitir. John kızın gözlerindeki korkuyu ve ateşi görebiliyordu. Beyaz boğazından kamının ucunun derdiği yerden kan Sadece bir hamle ve bitecek, dedi John kendine. Öyle yakındı ki kızın nefesindeki soğan kokusunu duyabiliyordu. Benden daha büyük değil. Kızdaki bir şeyler Arya'yı düşünmesine sebep oluyordu. Birbirlerine hiç benzemiyorlardı halbuki. Teslim oluyor musun? diye sordu kamasına yarım çember çizdirirken. Ya olmazsa? Teslim oluyorum. Sözleri soğuk havada buharlaştı. O halde bizim tutsağımızsın kamasını kızın boğazından çekti. Corin tusa kalmakla ilgili bir şey söylemedi, dedi taş yılanı. Almamamızı da söylemedi. John kızın saçlarını bırakıp uzaklaştı. O bir mızrak karısı. Taş yılanı kürklerin yanındaki uzun saplı baltayı gösterdi. Yakaladığında şu baltaya uzanıyordu. Bir fırsat ver, onu kaşların arasına gömsün. Zerre fırsat vermeyeceğim. John baltayı tekmeleyip kızın ulaşamayacağı kadar uzağa fırlattı. Bir adın var mı? Ygrit. Kız eliyle boğazını ovuşturdu. Geri çektiğinde eli kana bulanmıştı. Islaklığa baktı. John kamasını kanına soktu. Uzun pençeyi öldürdüğü adamın bedeninden çekip çıkardı. Benim tutsamsın Ygrit. Ben adımı söyledim. Benim adım John Snow. Kız geri çekildi. Şeytani bir isim. Bir piç mi? dedi John. Babam kış yarı lordu Eddard Stark'tı. Kız temkinli gözlerle John'a bakıyordu ama taş yılanı iğneleyici bir tonla kıkırdadı. Bir şeyler anlatması gereken kişi tutsak, unuttun mu? Korucu uzunca bir dalı ateşe soktu. Anlatmayacak gerçi. Sorulara cevap vermemek için kendi dilini ısırıp koparan yabanıllar gördüm. Dalın ucu neşeyle alevlenince korucu iki adım atıp dalı geçitten aşağı fırlattı. Dal gözden kaybolana dek döne döne karanlığın içine düştü. Öldürdüğünüz adamları yakmalısınız dedi Igrit. Bunun için daha büyük bir ateş lazım. Büyük ateşler çok parlar. Taş yılanı döndü. Gözleri herhangi bir ışık görebilmek için karanlığın derinliklerini tarıyordu. Yakınlarda daha başka yabanıllar da mı var? Bu mu? Onları yakın diye tekrarladı kız inatla. Yoksa kılıçlarınızı yine kullanmanız gerekir. John ölü otoru ve soğuk kara ellerini hatırladı. Belki de kızın dediğini yapmalıyız. Başka yollar da var. Taş yılanı öldürdüğü adamın yanında diz çöktü. Yabanılın pelerini, çizmelerini, kemerini ve yeleğini çıkardı. Sonra cesedi zayıf omzunu alıp uçurumun kenarına taşıdı. Cesedi aşığı atarken homurdandı. Bir an sonra ıslak ve ağır bir çarpma sesi duydular. Korucu o esnada ikinci cesedi soymuş, kolundan tutarak sürüklemeye başlamıştı. John yabanılın ayaklarından tuttu ve ölü adamı gecenin karanlığına fırlattılar. Figret bir şey söylemeden izledi. John'un ilk düşündüğünden daha büyüktü. Belki 20 yaşındaydı ama yaşına göre kısaydı. Çarpık bacaklıydı. Yüzü yuvarlaktı ve basık bir burnu vardı. Kuş yuvasına benzeyen kızıl saçları karma karışıktı. Çöküp oturduğu yerde tıknazmış gibi görünüyordu ama bunun sebebi üstündeki kat kat deriler ve köklerdi onların altındaki bedeni en az Arya'nınki kadar cılız olabilirdi. Bizi gözlemek için mi gönderilmiştiniz? Sizi ve diğerlerini. Taş yılanı ateşte ellerini ısıtıyordu. Geçidin ötesinde kimler bekliyor? Özgür insanlar. Kaç kişiler? Yüzlerce, binlerce. Daha önce hiç görmediğin kadar çok. Karga gülümsedi. Dişleri çarpıktı ama bembeyazdı. Kaç kişi olduğunu bilmiyor. Neden buraya geldiniz? Hagrid sessizleşti. Ayaz işte kralınızın istediği ne var? Burada kalamazsınız. Hiç yiyecek yok. Kız yüzünü çevirdi. Amacınız sura yürümek mi? Ne zaman? Kız onu hiç duymuyormuş gibi alevlere bakıyordu. Amcamla ilgili bir şey biliyor musun? Ben John Stark. Hagrid duymazdan geldi. Taş yılını güldü. Eğer kendi dilini tükürürse seni uyarmadığımı söyleme. Kayaların üstünde pes bir kükreme yankılandı. Bir gölge kedisi John hemen anlamıştı. Ayağa kalkarken bir kükreme daha duydu. Bu daha yakındı. Kılıcını çekip döndü. Dinlemeye başladı. Bizde ilişmezler, dedi Igrit. Ölüler için geliyorlar. Gölge kedileri kanın kokusunu altı mil uzaktan alabilir. Bütün etlerini son lokmasına kadar yiyip, ilik için kemiklerini parçalayana dek cesetlerin yanında kalacaklar. John, beslenen hayvanlardan çıkan seslerin yankılarını duyabiliyordu. Rahatsız olmuştu. Ateşin sıcaklığı kemiklerine kadar yorgun olduğunu hatırlatmıştı, ama uyumaya cesaret edemezdi. Bir tutsak kalmıştı ve tutsağa sahip çıkmak onun göreviydi. Akrabaların mıydı? diye sordu kıza sessizce. Öldürdüğümüz iki adam. Seninle ne kadar akrabaysak? Ben mi? Kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? Kış yerinin piçi olduğunu söyledin. Öyleyim. Annen kimde? Bir kadın. Çoğu öyledir. Bunu bir zamanlar biri söylemişti Jona. Kim olduğunu hatırlamıyordu. Kız tekrar gülümsedi. Beyaz dişleri parladı. Sana kış gülü şarkısını söylemedi mi hiç? Ben annemi hiç tanımadım. Öyle bir şarkı da bilmiyorum. Ozan Bey'e yazmış, dedi Ygrit. Bir zamanlar surun ötesindeki kral oydu. Bütün özgür insanlar onun şarkılarını bilir. Ama belki siz güneyde o şarkıları söylemiyorsunuzdur. Kış yarı güneyde değil, diye itiraz etti John. Evet öyle. Surun aşağısındaki her yer bizim için güneydir. John böyle düşünmemişti hiç. Sanırım her şey nerede durduğuna bağlı. Evet, dedi Ygritte. Hep öyledir. Anlat, diye ısrar etti John. Corrie'nin yukarı çıkması saatler sürecekti ve bir hikaye uyanık kalmasına yardım edebilirdi. Hikayeni duymak istiyorum. Çok hoşlanmayabilirsin. Benim için bütün hikayeler aynı. Cesur bir kara karga diye alay etti kız. Pekala. Bell çok uzun zaman önce özgür insanların kralıydı. Kudretli bir akıncıydı. Taş yılanı homurdandı. Bir katil, hırsız ve tecavüzcüydü demek istiyorsun. Bu da nerede durduğuna bağlı, dedi grit. Kaş yarındaki Stark, Bell'ın kafasını istedi. Ama asla ağlamadı ve başarısızlığın tadı onu hasta etti. Bir gün ağzındaki acılıkla Bell'a ötlek dedi sadece zayıf olanları avlayan bir korkak. Bu sözler kulağına gittiğinde Beyal, Lord'a bir ders vermek için yemin etti. Suru açtı, kral yolunu geçti ve bir kış gecesinde elinde arpıyla kış yarına girdi. Adanın sadece Sikos olduğunu söylemişti. Saycelik eski dilde hilekar demektir. Bu dili ilk insanlar konuşurdu ve devler hala konuşur. Kuzey ya da güney, şarkılar her yerde hoş karşılanır Bale Lord Stark'ın sofrasına oturdu ve yüksek koltukta oturan Lord için gece yarısına kadar şarkılar çaldı. Eski şarkıları ve kendisinin yazdığı yenileri söyledi. O kadar güzel çalıp söylüyordu ki bitirdiğinde Lord, Bale'ın kendi ödülünü kendisinin seçmesine izin verdi. ''Bütün istediğim bir çiçek'' dedi Bale. ''Kış yarının bahçelerini açan en güzel çiçek. Kış gülleri sadece o vakitler açıyordu.'' ve onlardan daha nadir, daha kıymetli çiçek yoktu. Stark cam bahçelerine birini gönderdi ve şarkıcının ödemesini yapmak için en güzel kış güllerinin toplanmasını emretti. Emri yerine getirildi ama sabah olduğunda şarkıcı ortadan kaybolmuştu. Lord Brandon'ın bakire kızı da öyle. Yatağını boş buldular ama kızın yastığının üstünde Beyal'ın bıraktığı mavi gül vardı. John daha önce bu hikayeyi duymamıştı. Hangi bir andından bahsediyorsun? Mimar Brandon, kahramanlar çağında yaşamıştı. Bale'dan binlerce yıl önce. Yangın Brandon ve onun babası, gemici Brandon da vardı ama bahsettiğim mahdumsuz Brandon, dediyi sertçe. Hikayeyi duymak istiyor musun istemiyor musun? John kaşlarını çattı. Devam et. Lord Brandon'ın başka çocuğu yoktu yüzlerce kara karga lordun emriyle kalelerinden uçtu. Ama ne Beyalın ne de şu bakirin rastladılar. Lord inancını kaybedip yatağa düşene kadar neredeyse bir yıl aradılar. Stark soyu sona ermiş gibi görünüyordu. Ama bir gece Lord Brandon yatağında ölümü beklerken bir çocuk ağlaması duydu. Sesi takip etti ve kızını odasında buldu. Göğsünde bir bebekle uyuyakalmıştı. Bale kızı geri mi getirmiş? Hayır, Onca zaman boyunca hep kış yarında kalmışlar. Kalenin altında, ölülerin yanında saklanmışlar. Kız Bale'ı öyle çok sevmiş ki ona bir oğul vermiş. Şarkı böyle söyler. Ama doğrusunu istersen Bale'ın yazdığı şarkılardaki bütün kızlar ona aşıktır. Öyle bile olsa Bale izinsiz kopardığı gülün karşılığını bir çocukla ödedi. Ve o çocuk büyüdüğünde bir sonraki kış yarılı orada oldu. İşte sen de tıpkı benim gibi Beyal'ın kanını taşıyorsun. Böyle bir şey asla olmadı, dedi John. Kız omuzlarını silkti. Olmuştur ya da olmamıştır. Ama güzel bir şarkı. Annem bana söylerdi eskiden. O da bir kadındı John Snow. Senin annen gibi. Kamanın kestiği boynunu ovuşturdu. Şarkı bebeği buldukları yerde bitiyor. Ama hikayenin daha karanlık bir sonu var. Otuz yıl sonra Surun ötesindeki Kral Beal özgür insanları güneye götürdüğünde onu donuk kıyıda genç Lord Stark karşılamış ve öldürmüş. Çünkü kılıç kılıca karşılaştıklarında Beal öz oğluna kıyamamış ama oğul babasını katletmiş." dedi Jon. "Evet," dedi kız. "Ama tanrılar kral katillerinden nefret eder. Bilmeden öldürseler bile Lord Stark mücadeleden dönmüş." Annesi Beyal'ın kaza geçirilmiş kafasını gördüğünde acıya boğulmuş ve kendini bir kuleden aşağı atmış. Oğlu da ondan daha çok yaşamamış. Sancak beylerinden biri Lordon derisini yüzüp adamı cübbe niyetine giymiş. Senin Beyal yalancıymış dedi John. Artık emindi. Hayır dedi Ygritte. Ama bir uzanın gerçekleri bizimkilerden farklıdır. Her neyse Hikaye dinlemek istedin ben de anlattım yüzünü John'dan çevirdi gözlerini kapadı uyuyormuş gibi görünüyordu Corin mer şafakla birlikte geldi taş yılanı yukarı çıkan korucuları gördüğünde kara kayalar griye doğu seması çivit mavisine dönmüştü John tutsağını uyandırdı ve tırmanan adamları karşılamak için aşağı inerlerken kolundan tuttu Neyse ki dağdan inmek için kuzey ve batı boyunca uzanan ve onları tepeye çıkaran patikadan çok daha nazik olan başka yollar vardı. Atlarını arkalarında yürüterek gelen kara kardeşler göründüğünde, John ve yanındakiler dar bir geçitte bekliyordu. Hayalet John'un kokusunu alır almaz öne fırladı. John, ulu kurdun dişlerini koluna geçirip çekiştirebilmesi için yere çömeldi. Birlikte oynadıkları bir oyundu bu. Ama kafasını kaldırıp baktığında Yigrit'in kocaman gözlerle ve yumurta kadar beyaz bir suratla onları izlediğini gördü. Corin yarım el tutsağı gördüğünde hiçbir şey söylemedi. Üç kişilerdi dedi taş yılanı. Sustu. İkisinin yanından geçtik dedi Eben. Daha doğrusu kedilerin bıraktığı artıkların yanından. Keskin gözlerle kıza baktı. Şüphe yüzünden okunabiliyordu. John teslim oldu demek zorunda hissetti kendini. Corin'in yüzü ifadesizdi. Kim olduğumu biliyor musun? Corin yarım el. Kız korucunun yanında çocuk gibi kalıyordu ama adamla cesurca yüzleşmişti. Bana doğruyu söyle. Eğer ben senin insanların eline düşüp teslim olduğumu söyleseydim, bu bana ne kazandırırdı? Daha yavaş bir ölüm. Büyük korucu John'a baktı. Ne onu besleyecek yiyeceğimiz ne de kollayacak fazladan adamımız var. Önümüzdeki yol yeterince tehlikeli delikanlı dedi Yaver Dalbridge. Sessizliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bir çığlık atması yeter. Hepimizin felaketi olur böyle bir şey. Eben hançerini çıkardı. Çelik bir öpücük onu sessizleştirir. John'un boğazı sıkışıyordu. Umutsuzca adamlara baktı. Bana teslim oldu o halde yapılması gerekeni sen yapmalısın, dedi Korin Yarımel. Sen kuş yarı kanı taşıyorsun ve gece nöbetçilerinin adamısın. Diğerlerine baktı. Gelin kardeşlerim, onu yalnız bırakın. Bizim bakmamamız işini kolaylaştırır. Adamlarını dik ve kıvrımlı patikadan yürütüp bir dağ yarığının arasından doğan güneşin soluk pembe pırıltısına doğru götürdü. Çok geçmeden yabanıl kızın yanında yalnızca John ve hayalet kalmıştı. John, Ygritte'in kaçmaya çalışacağını düşünmüştü. Ama kız öylece duruyordu, bekliyordu, ona bakıyordu. Daha önce bir kadın öldürmedin değil mi? John kafasını sallayınca, biz de erkekler gibi ölüyoruz, dedi. Ama bunu yapmana gerek yok. Ben sizi ele geçirecek. Bunu biliyorum. Gizli yollar var. O kargalar bizi asla yakalayamaz. Ben de onlar kadar kargayım, dedi John. Kız başıyla onayladı, pes etmişti. Daha sonra beni yakacak mısın? Yapamam, duman görünür. Öyle, dedi kız. Omuzlarını silkti. Pekala, sonun bir gölge kedisinin midesinden çok daha kötü bir yerde de olabilirdi. John omzunun üstünden uzun pençeyi çekti. Korkmuyor musun? Dün gece korkuyordum, diye itiraf etti kız. Ama şimdi güneş doğdu. Boynunu açıkta bırakmak için saçlarını yana çekti ve John'un önünde diz çöktü. Kılıcını sert ve adam gibi indir karga yoksa geri döner sana da danırım. Uzun pençe babasının kılıcı buz kadar uzun ya da ağır değildi ama tıpkı onun gibi valeyra çeliğinden dövülmüştü. Kılıcın kenarını darbenin ineceği yeri işaretlemek için kızın boynuna değdirdi. Yigret titredi. Soğukmuş dedi. Durma çabucak hallet. John uzun pençeyi başının üstüne kaldırdı. Kabzayı iki eliyle sıkı sıkı kavramıştı. Tek bir vuruş, bütün gücümle. Kıza çabuk ve temiz bir ölüm verebilirdi en azından. O babasının oğluydu. Değil miydi? Yap şunu! diye ısrar etti kız bir an sonra. Piç, yap şunu! Sonsuza kadar cesur kalamam! Boynuna darbe inmeyince başını çevirip John'a baktı. John kılıcını indirdi. Git diye mırıldandı. Yigrit baka kalmıştı. Şimdi dedi John. Aklım başıma gelmeden önce git. Ve kız gitti. 52. Bölümün Sonu